Biraz önce 2023 nasıl bir yıl olacak diye ona giriş olarak bu bütün söylediklerinizle bağlantılı olarak bir şey eklemek istiyorum. Aslında 2023 yılında çok önemli 3 tane gezegen geçişi var ki çok uzun yıllardır belirli gezegen. Şimdi bunlarla canınızı sıkmayacağım ama mesela 2,5 yıldan sonra Satürn Kova burcundan çıkıp 7 Mart itibariyle Satürn Balık burcuna girecek. Şimdi çok uzun yıllardır 2012 yılından bu yana Neptün Balık burcundaydı. Şimdi hayallerin gezegeni, hayal gücünü çalıştıran bir gezegenin yine hayalciliği çok yüksek olan Balık burcunda hareket ediyor olması çok hızlı ilerlemeler kaydetmemize neden oldu ki Balık burcu aynı zamanda interneti de yönetiyor astrolojide. Yani anlamadım, balık ne zamandan interneti aldı? Yeni teknoloji. Dünya astrolojisi var, yani birçok alanı var vesaire var. Ama sınırsızlıkla bağlantılı olduğu için Balık burcu ve insanlığın tekamül süreciyle de çok bağlantılıdır. Yani ilk 6 burç çocukluk dönemi gibi düşünmek gerekiyor. Ondan sonraki 6 burç artık gençliğe adım atıp insanlığın bir şeyler öğrenip tamamlandığı bir süreci temsil ediyor. 12. burç dediğimiz sonuncu burç Balık burcudur. Akışa bırakmak, teslim olmak, aynı zamanda evrensel sevgi, barış bunlarla bağlantılı bir burçtur. Şimdi Satürn'ün Balık burcuna geçiyor olması 7 Mart itibariyle aslında şu son 2012'den bu yana ve şu, 2012'den bu yana bir kontrol edilmedi hiçbir şey. Yani çok denetimsiz büyüdük, çok denetimsiz ilerledi insanoğlu. Çok önemli gerçeklerle yüzleşeceğimiz bir döneme doğru gidiyoruz. Mesela bana kalırsa 2023'ün en flash sözcüğü gerçeklerle yüzleşeceğimiz, insanoğlunun gerçeklerle yüzleşeceği bir yıl olur diye söylerim. Yani 2023, 2024 ve 2025 yılı mesela Balık burcu başka dünya astrolojisinden bakacak olursak sular demek. Ya. Denizler demek. Ya. Yani petrol demek, yağcılık, gaz. Yani şu an bütün dünya bu krizin eşiğinde zaten. Evet. Hani her tür işte petrolde yaşanacak sıkıntılar, petrolden kaynaklı üretilen plastikvari, bütün o atıkların, kullandığımız her şeyin insanoğlu hayatını üzerine etkisi, ilaç sektörü. Yani pharmaceutical da Balık burcuyla bağlantılı. Yani bu dönem öyle önemli gerçeklerle yüzleşeceğiz ki biz niye bunları çek etmedik? Burçlar, bizim bu ateş, biz bu demir çelikle mi ilgiliyiz? Yani? Evet, ısı, demir, çelik ve mesela Jüpiter Koç burcunda çok güzel bir noktaya değindi. Ekleyerek mi söylüyorsun? Attın kafadan. Ya sallıyorum. Bu balık sularla, iklimle falan ilgiliyse biz de inşaat işindeyiz herhalde dedi. İnşaat demir, değil ama çelik. Mars kas gücüyle yapılan işleri gösterir. Canım o da Mars benim. Canım evet. Kas evet. Yani yavrum. O yüzden spor aynı zamanda hiç alakam yok ama ısı, olsun. Demir, çelik, enerji alanları. Seks hangi burçla ilgili? Askerlik. Hani yasaktı konuşmak? Seks dedim. Bana önceden sansür uygulandı. Hayır, seks deyince bir şey olmuyor. Seks mesela yazıyorsun orada, diyor ki işte gittin ülkeye giriyorsun. Seks diyor adam. Seks yaz. O senin anlamıyor. O kadar salak ki orada pasaporttaki tip. Ondan sonra işte kadın mısın erkek misin? Seks. Orada sen yazıyorsun. Men. Mail. Yakında kalkacak onlar. He? Yakında tabii kalkması onlar. Lazım. Aynen. Ama ben bugüne kadar o salaklar bakaydılar da göreydiler ne olduğumuzu. Şimdi kalkacak ancak. Evet. Buyurun efendim. Devam. Çok seks güzel. Hangi burçla ilgili? Akrep tabii ki. Akrep mi? Ya akrep. Hayatta vermeyiz biz ikimiz. Aa, bizi tabii ki ne münasebet. Biz niye? Biz demir çelikle uğraşalım. Demir çelik evet. Yok. Mars yönetiminde olduğu için koçu katabiliriz, akrebi katabiliriz, boğa burcunu katabiliriz. Bu akrebin nesi varmış canım aslanın bu kadar? Lütfen rica ederim. Aslan ama tutkuyla sevgi dolu. Bunu aman yapacağız. Sana böyle işte, hoşgörü ve sevgi oldun sen. Nasıl bir şey oldu ya? Peki. Hande Kazanova Nilay Örnek'le yaptığı podcast'te çok güzel bir cümle kurdu. Ben onu söyleyeyim. Bir türlü o cümleye gelemedin çünkü. Evet, sen söyle. Çok halk şu an o cümleyi bekliyor. Evet. 2022'de yeni 27 yıllık bir süreç başlıyormuş. Yapma. Aynen. 2022 yılının sonunda Ocak ayında dediniz değil mi?
2022'nin sonunda. 2022 pardon, kadın anlatsın. Hayır, bir şey söyleyecek ama ben onu bilmiyorum. Duray 85 falan olacağım. Hayır. Görmeyeyim daha iyi bir şey mi? Yeni 27 yıllık bir süreç ve bu süreçte de o yüzleşmeden bahsettiniz zaten. Ama iyi doğru. Dünya için mi, Türk siyaseti falan mı bu? Türkiye için. Ha, Türkiye için mi 27 yıllık bir şeye giriyor? Evet. Geçen sene 2022 Şubat ayı itibariyle. Bir de ilerletilmiş haritamız var. Hayır, girmeye korkuyorum çünkü oradan devamlı bir gol geliyor. Güzel. Hangi yani gol geliyor, geliyor ya? Yok canım. Şimdi o şey ilerletilmiş harita. Bildi vallahi ben de, evet. Yani evet. Şaşkınlıklar için. Yeni bir dönemi başlatıyor Türkiye haritasında. Geçen sene Şubat ayında başladı bu dönem. 29 yıllık yeni bir döngü içerisine 29 girdi. Mu? Ha, 29 mu? 29 demiş. Ben 27 hatırlıyorum ama fark etmez. Ben onun sonunu göremem. Hayırlı bir şey mi? Evet. Elbette çoluğa, bir çocuğa, yenilenmeye evet. Doğru gidiyoruz ve bu yenilenme tabii ki her zaman yenilikler iyidir. Ben her zaman buna inanmışımdır. O yüzden de ilk 2,5 yıllık süreci biraz sancılıdır. Henüz ne tohumlar atıldığını kimse farkında değildir. Ve bu dönem verilen her tür kararın önemli olduğu bir karar da olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de ödemeler, ekonomi, dış borçlar, vergiler, krediler, faizle ilgili alanda başladı bu alan. O yüzden de bu süreç önemli. Ve önümüzdeki dönem itibariyle 2023 yılının Mart ayından sonra da çok daha net görebileceğiz. Yani... Peki bana itiraf et. Hangi siyasetçilerle çalışıyorsun? Tek tek isimlerini say. Öyle bir şey. Hangi büyük borsa şirketleriyle çalışıyorsun? Şirketlerle çalışıyoruz onu biliyorum. Çalışıyorum çünkü ben finansal astroloji uzmanıyım. Kurumsal şirketlerle çalışıyorum. Yani haritalardan aslında önlerindeki döneme dair neler yapılması gerektiğini biz onları planlıyoruz, oluşturuyoruz ve çok da güzel oluyor danışmanlıklar. Ama benim işim gereği ben hayatımda eşime bile söylemem, hiçbir şey söylemem. Çünkü bizim etik ve ahlak kurallarımız var. Bana gelen danışan zaten kendi özel eşimle hayatımda... Eşimle mi etik ahlak kurallarım var? Hayır, yani eşime bile anlatmam. Eşine bile anlatmamak, anladım. O yüzden bu sorunuza cevap veremem. Kimden peki mesela çalışıyor? Şöyle, ben geldim seninle çalışmak istiyorum. Evet. Öyle bir şey olabiliyor mu? Tabii ki. Ha, tamam. Danışmanlık peki, alıyorsunuz. Anladım. Mesela ben peki. Bir mühim bir şirketin CEO'suyum ve senden böyle bir danışmanlık alacağım. Sen bir başka insana demezsin ki ben onunla çalışıyorum. Demem. Ama o adam gider ben... Bununla çalışıyorum diye seni işaret eder, öbürünü getirir. Evet, o onun bileceği iş. O onun bileceği iş. Ama o insan size özelini açıyor, şirketini açıyor. Çok özel şeyler konuşuyorsunuz orada. O özel şeyleri yazsana bir kenara, onu da satalım. Ya şey olmuyor mu diyelim ki hani koçlarla çalışıyorsun sabahtan. Sen isim vermeye ha ona gel. Eski rekabet gibi. Ha, rekabet iki tane evet. Marka. Tabii ki olabilir. İşte tabii. Onlardan tabii ki olabilir. Ama etik olarak onu kabul etmemen gerekmez mi? Çünkü sen diğerinin menfaati için çalışırken öbürünün yani bir rakipler demek. Ya niye şey yapmasın? Onu söylemiyor ki kimle çalıştığını. Ha. Hepsiyle çalışıyor bu.